Evet sevgili arkadaşlar, bir eğitim videomuzda daha sizlerle beraberiz. Şimdi direksiyon sınavına hazırladığımız bir kursiyer arkadaşımızla vites yükseltme, 3. vitese kadar vitesi yükseltme ve daha sonrasında motor freniyle yavaş yavaş aracımızı durdurmayı yapacağız. Başarılar diliyorum. Size de inşallah faydalanacağınız bir video olduğunu ummuş olmak istiyorum. Evet. Şimdi sevgili arkadaşım, değerli kursiyerim, vitesimiz 1'de. Değil mi? Vitesimizi 1'e al. Anlatayım mı? Olur. Beraber de yapabiliriz. Siz anlatın ben. Tamamdır. Vitesimiz 1'de. Bir kalkış yapalım. Kalkış için arkadaşlar özellikle frenimizi kontrol ediyoruz. Eğer aracımız herhangi bir yere gitmiyorsa, mesela şu an öne gidiyor. Öne gidiyorsa gaz takviyeli kalkarız. Bir araç boyu gittikten sonra debriyajla ilişiğimiz kesilir. Biraz hızlanalım. Hızlanırken biraz daha gaz. Bakın şurada 1 ile 2 arası devir görünüyor. 2'yi istiyor. Hemen ne yapıyoruz? Debriyaja bastık. 2'ye aldık. Bu esnada gaza dokunmadık. Bu çok önemli bir nokta. Debriyajla vitesi geçirme esnasında gaza dokunmadığınız zaman, siz bu arada hızlanın, gaz bağırmaz. Dolayısıyla daha rahat vitesi atmış olursunuz. Şimdi tekrar göstergeye bakıyoruz. Biraz o 2'ye doğru gelsin. Hızlanalım. 2, 3'ü istesin. İlk denemelerimiz bu arada. Vitesimizi debriyajımıza bastık. O esnada gaz yok. Çok güzel. Vitesi boşum. Hemen üstüne, yani 3'e getirdik. Biraz daha hızlanıp devam edelim. Kendi sağ şeridimizden, olur mu? Evet, aracımız 1 ile 2'nin arasındaysa biraz gazlayabilirsiniz. 1 ile 2'nin arasına doğru geldiği zaman devir olayıdır. Bu vitesiniz ister 3'te olsun, ister 4'te, ister 5'te, kaçta olursa olsun aracınızın devir göstergesi daima 1 ile 2 arası olmak zorunda. Dediğim gibi vites 4-5 olabilir. 1, 2, 3 hakeza. 2'yi geçtikten sonra da mutlaka vites istiyor demektir. Evet. Genelde arkadaşlarımızın çoğu karıştırır. Şurası göstergedir, öbür taraf devir göstergesidir. Motor sağlığı için buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi de küçülteceğiz. Yalnız sağ taraf dolu olduğu için şeridimizde gidelim, sol şeridimizde gidelim. Şimdi de vitesimizi küçültmeyi yapacağız. Sol şeride geçelim önce. Biraz yavaş. Tek başına hafif frenledik. Tam debriyaj ve vitesi 2'ye alalım. Tatlım, vitesi 2'ye alalım. Sol, geri. Çok iyi. Bakın hızımız yine, devrimiz 2 ile 1 arasında. Yani devir, motor tamam demektir. Tekrar şu pikabı geçtikten sonra sağ yapalım. Ama sonrasında vitesi küçültelim. Olur araba mu? Var. Tamam, arabalar bittikten sonra o zaman. Çünkü daha çok küçülteceğimiz için, biri alacağımız için bu bir durma hazırlığı demektir. Sol şeritte de durmamamız gerekiyor. Yine ikincinin hızında gidebiliriz. Evet, sinyalimizi veriyoruz. Yavaşlatıp da vitesi atmadan önce sağ aynamızdan arkadaki araba aracımızı bakıyoruz. Bir de o aracı solladık ya, solladığımız aracın tamamını görmüş oluyoruz. Bire de çekiyoruz. Ve motor freniyle durmuş oluyoruz. Beğenmedin sanki. Hayır, beğendim. Gayet beğendim. Sıkıntı var mı hiç? Yok yok, gayet iyi. Şimdi siz anlatarak yapacaksınız. Ama